Merhaba dostlarım, ben Serdar ve başka bir soru cevap videosuna da hoş geldiniz. Geçen videonun altındaki yorumlarda sizin sorduğunuz soruları, söylediğiniz şeyleri burada cevaplayacağım. Yaklaşık bir 25-24 tane seçtim, yanılmıyorsam tam olarak 24 tane soru var. Herkesin videosunu geçen... Neyse, dün ben aslında bu videoyu çekmiştim ama salak gibi sildim. Yanlışlıkla oldu, isteyerek olmadı ama önceden çekilmiş videosunu falan silmiştim. Yani videoyu çektim, montajını yaptım, her şey tamam. Upload edeceğim sırada baktım ki videoyu silmişim. Neyse, bunları geçiyoruz. Dediğim gibi herkesin sorularını cevaplayamadım. Bayağı bir 200-250 tane yorum gelmiş. O yüzden yaklaşık bu 10'da 1'ini falan seçtim. Neyse, o zaman başlayalım. Abi, sen şimdi bir topluluğun içindesin ve kız arkadaşında orada gaz çıkarsa ne yapardın? Böyle iğrenç bir şey yazdığım için pardon ama hep sormak istemişimdir. Muhtemelen ilk önce tuhaf bir sessizlik olurdu. Ondan sonra birileri hemen konuyu değiştirmek isterdi, başka bir şeyler daha söylerdi. Ama... Bir dakika, benim kız arkadaşım yok. Olsaydı muhtemelen böyle olurdu. Birileri hemen konuyu değiştirir ondan sonra. Yani ondan sonra unutulur giderdi. Abi uzaylısın ve çok şirinsin. Teşekkürler. He? Abi en sevdiğin oyun ne? Abi galiba lütfen cevap abiyi tan. Bir kere abi yazman yeter daha, merak etme. En sevdiğin oyun ne? Galiba lütfen cevap abiyi tanıyor musun? Neden sürekli gülüyorsun? Neden sürekli gülmeyeyim? Gülün! Gülün! En sevdiğin oyun? En sevdiğim oyun diye bir şey söyleyemem ama herhalde Sandras onların arasında olurdu. Yani en sevdiğim oyun diye bir seçim yapsaydım herhalde San Andreas, öyle bir seçim yapıyorum zaten şimdi. O zaman San Andreas en başta falan gelebilirdi belki, büyük bir ihtimalle. Garbar Hüseyin Cem'i tanıyorum, evet bayağı görüştük burada 3-4 defa. Niye 146? Niye 146 olmasın? İkinci soru cevap videosunun ikinci bölümünde ben bu soruyu cevaplanmıştım, oradan gidip bakabilirsiniz. Hayır, üçüncü bölümünde. Hayır, ikinci bölümünde. Soru cevap videosunun ikinci bölümünde cevaplamıştım bu soruyu, oradan bakabilirsiniz. Ayrıca 3. videoda da cevapladım. Half-Life! Acep Gordon Freeman olsaydın sen ne yapardın? Yahut bir imparatorluğun padişahı olsaydı imparatorluğu nasıl yönetirdin? Yahut bir kedi olsaydın ne yapardın? Bilgisayar oyunun Grand Theft Auto San Andreas'ın içine düşseydin ne yapardın? Sen neden tüm kelimelerin ilk harflerini büyük yazdın ki? Neyse, sıkıntı yok, tarzıdır. Gordon Freeman olsaydım uzaylıları öldürürdüm. Hepsinin canını okurdum, ölmeyen ama şeyler var. Neydi? Adlarını unuttum ya böyle. Vortigon. Vortigon mu ne? Onlar var. Onlar insanlara yardım ediyor. Birlikte direniyoruz Combine'a karşı. Neyse, Combine yok ederdim kısacası Gordon Freeman olsaydım. Çok zevkli bir şey. Yahut bir imparatorluğun padişahı olsaydın imparatorluğu nasıl yönetirdin? İmparatorluğumu yönetme işini vezire bakırdım. O sırada ben ordumu alıp diğer imparatorlukları işgale giderdim. Yahut bir kedi olsaydın ne yapardın? Bir bilgisayar oyunun Grand Theft Auto San Andreas'ın içine düşseydin ne yapardın? Muhtemelen taksici olurdum çünkü çok kolay bir iş. Ayrıca gerçekten gerçek hayata göre aşırı fazla para getiriyor. Bayağı para. Çok fazla para getiriyor. Normalden daha çok para getiriyor. O yüzden taksicilik yapardım. Abi sana hayallerinden başarılar. Umarım istediğin gibi olur her şey. Kendi şirketini falan kurarsın. Beni hatırladın mı? B12 gezegenindenim. Seninle uzaylıların ana merkezini patlatıp özel bilgisayarlarını çalmıştık. Sırf sen video çekebilirsin diye. Hatırladım seni. Hatırladım. Bu yaptıktan sonra sana bir tane gidip soda ısmarlamıştım. Bu iyiliğinin karşılığını vermek için. Sonra seni bana dönüp bir tane turp suyu ısmarlamıştın. Turp suyunu hiç sevmiyorum. Hiç de güzel değildi. Haha şaka yapıyorum canım. Ama turp suyunu cidden sevmiyorum. Neden hayatta yüksek çözünürlükte kalın diyorsun abi? Neden kalmayalım? Hep hayatta düşük çözünürlükte kalın desem ayıp olmaz dostum. Ayıp olur tabii ki. Evine Slenderman girse ve yanına gelse ne yapardın? Hayır! Hayır! Hangi üniversitede hangi bölüm okuyorsun? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum, ilk yılımı bitirdim. Dünyadaki herkes seni öldürmek isteseydi ne yapardın? Herkesten hızlı davranıp önce veranlar öldürürdüm. Abi sen yaşlar önce kanalın ne olacak? Hatıra mı devam ettireceksin yoksa verecek veya satacak mısın? Vermeyi veya satmayı planlamıyorum. Eğer
her şey olumlu gelişirse, yani kanal devam ederse, ben de video çekmeye devam edersem ve zamanımda olursa, muhtemelen yaşlanınca videoların tarzı birazcık değişir. Hani oyunlardan çok günlük hayata kayarız veya belgesel tarzı şeyler yaparım veya ne bileyim, belki YouTube'da bir show başlatırım. Yani show derken şey, talk show tarzında bir şey veya ne bileyim. Abi bilmiyorum, hiç çok aklıma hiçbir şey gelmiyor şu an şimdi var ya. Oyunun sonunda oyun bitiyor. GTA Vice City spoiler'ı. Hayır! Bir zaman makinen olsaydı hangi zamana veya yıla ışınlanırdın? Muhtemelen geleceğe ışınlanıp benim durumumu görmek isterim. Kendimi görmek isterim. Tabii kendimle iletişime geçmez ama ne duruma gelmişim, ne haleyim onu görmek isterim. Ama benim söylediğim zaman diyeyim yaklaşık bir 20 yıl sonra falan yani. O kadar. Yani 20 yıl sonra acaba ne olurdum ya? 20 yıl sonra iyi bir haldeysem hırslanırdım, çalışırdım. Kötü bir haldeysem daha da hırslanır, daha da fazla çalışırdım. Ama lakin zaman sabit olduğu için muhtemelen yine aynı duruma geri düşerdim. O zamandan sonra seni gördüğüm zamandan sonrası için, görmediğim gelecek için acil durum önlemleri falan alırdım. Ondan sonra da o yaşıma geldiğim zaman, o zamanlara geldiğim zaman muhtemelen gidip o artık nasıl önlem almışsam planları uygulamaya başlardım. Yani Serdar abi, gelecek hafta için sorularım şunları: 1. Skyrim'e devam edecek misin? 2. Diğer YouTuber'larla video çekecek misin? İbo Ahmet Usta dışında. 3. Bizimle de video çekecek misin? 4. Seni birkaç gün önce çok kırdım. Beni affettin mi? Skyrim data dosyası yüzünden belki hatırlarsın. Ve son olarak az önce senin için yanındaki arkadaşınla tartıştım. Sana manyak dediği için. Bana manyak dediği için arkadaşınla tartıştım. Arkadaşınla tartışmana gerek yok. Neden? Zaten videoda manyak olduğumu bol bol söylüyorum. Ha, şaka amaçtır belki ama insanlara öyle bir izlenim verebilir. Sıkıntı yok. Manyak dediği için tartışma. Aranıza girmek istemiyorum. Lütfen aranıza girmeme izin vermeyin. Skyrim'e devam edeceğim. Daha sonra. Böyle tek tük çekeceğim arada. Diğer YouTuber'larla video çekecek misin? Çekeceğim. Bol çekmeyi planlıyorum. Yazda birazcık şey olabilir. Yazda o kadar fazla çekip aslında yazda daha çok çekeceğim. Yazda daha çok çekeceğim. Seni birkaç gün önce çok kırdım, beni affettin mi Skyrim Atalus? Ya boş ver onu ya. Aa, geçmişte kalsın geçsin o. Bir anlık bir şeydir o. Boş ver onları. Sen biz iyiyiz, sen merak etme. Sakin. Abi Five Nights at Freddy's 1-2-3 oynar mısın? Ve oyunun bir sürü çözülmemiş güzelleri var. Five Nights at 1-2-3 oynamayacağım. Oynayacağım ama montaj yapacağım. Hani en iyi yanlarını koyacağım. Gameplay, let's play falan öyle bir şeyler yapmayacağım. Oyunun bir sürü gizemi olduğunun farkındayım ama ben bunu başka bir arkadaşa bıraktım. Ahmet Hocam Batırel, A.I. Batırel diye bir kanal var. Linki açıklamalara koyacağım. Oradan gidip bakabilirsiniz. Buradan ona mesaj yolluyorum. Artık yap şu videoyu. Abi kullandığım montaj programının adı ne? Lütfen cevaplar mısın? Please. Camtasia Studio 8. Sony Vegas veya Adobe Premiere ile genellikle karşılaştırılmıyor çünkü onlar daha çok daha gelişmiş ama lakin benim için Camtasia Studio 8 yeter ve artıyor bile. Kullanımı çok çok kolay ve çok pratik, çok çabuk öğrenebiliyorsunuz. O yüzden gerçekten çok güzel ama lakin o Open Broadcaster Software ile çektiğim videoları doğrudan Camtasia Studio 8 ile editleyemiyorum. Onun için ilk önce neydi programlarda bir tane program var. MyMP4 Box GUI diye bir tane program var. Onunla bir şeyler yapmam lazım Camtasia Studio 8'e düzenleyebilmem için. Ama iyi yani. Onu da bulduktan sonra her şey iyileşti. Verla kanalını tersten oku. Peki. Uko Nedisret Ilanak Alrev. Uzaysız mısın? Sizlere gurur duyuyorum ahbaplar. Sonunda bu espri dalgasını bütün YouTube'a yayacağız. Söz veriyorum. İlkokulda hoşlandığın kız oldu mu? Olduysa da ona ne yaptın? Dirseğini yalamadın herhalde. İlkokulda hoşlandığım kız tabii ki oldu. Sonuçta ilkokuldaydım, çocuktum. Öyle şeyler sık sık olur ilkokulda. Ama öyleyken onunla hiçbir şey yapmadım. Çünkü çok utangaç bir insandım. Aşırı utangaç bir insandım. Hayır, dirseğini yalamadım.
İyi uzaylı mısın, kötü uzaylı mısın? Şimdi şöyle düşünürsek, eğer uzaylı olsaydım arkam uzaylı olsun alıp dünyayı işgal ederdim. Ondan sonra insanları köleleştirirdim ve galaksideki köle pazarlarına satardım. Yani iyi uzaylıyım. Kamal Kanver, sence komik mi? Videodaki ikinci soğuk espri ve ikisi de benden gelmedi. Çok mutluyum şu an için. Saçını kesmeni isteseler ne yapardın? Bir şey yapmazdım. Saçımı kesmezdim. Saçımla gayet iyi bir ilişkimizler. Saçımı seviyorum. Birazcık kesebilirim, çok az. GTA 5 güzellemeye devam mı? Tabii ki devam. Ama ilk önce GTA 5'in senaryosunu bitirmem lazım. PC'de. GTA 5 PC güzellemeleri olarak baştan çekeceğim ama daha önce gördüğüm işte UFO, hayalet, denizaltı canavarı. Başka ne gördük lan? Uzaylı. 4 oldu. Bu 4 tane easter egg'i, gizemin gerçek olan gizemi tek bir videoda toplayacağım. Çünkü bunlar gerçek, ben daha çok komplo teorileri ve mitler üzerinde durmak istiyorum. Benim amacım bu zaten. Ama GTA 5 gizemlerine devam edeceğim senaryo bittikten sonra. Abi çözüm YouTube'da senin kanalının soracağı videosunda senin YouTube üzerindeki yazıları tekrar yazıp başka sitenin üzerindeki yazıları yazınca çıkan hata sitenin üstünde yazan yazılar artık kanalına ortak olabilir miyim yoksa uzaylı CJ seni akşam öldürür. Bilmediğin bir şey var. Uzaylı CJ benim. Ve izlediğiniz için de bize teşekkürler. Dediğim gibi her videoda söylediğim gibi sormak istediğiniz sorular olursa kanalıma, yönetmek istediğiniz eleştiriler olursa küfür olmadan tabii ki. Olumlu veya olumsuz fark etmez. İlgi çekici düşünceleriniz olursa önerileriniz. Bunların hepsini yorumlar kısmında belirtebilirsiniz, yorum olarak yapabilirsiniz. İlgi çeken soruları veya gerekli gördüğüm soruları gelecek haftaki soru cevap veya ondan sonraki hafta belli olmaz ya. Hafta hafta yapmıyorum bunları. Şu anda öyle görünüyor da yorumların çeşitliliğine ve yorumların sayısına bakıyorum. Yeterli miktarda varsa yapıyorum. Ve genellikle hafta sonuna yapıyorum çünkü bayağı sevdiniz siz bunu. Bu soru cevap videolarını, o yüzden herkesin izleyebileceği bir zamana denk getirmeye çalışıyorum. Mesela ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler varım bu videodan. Keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.